Evet. Şimdi burada yazıda görüyorsunuz arkadaşlar. İşleyeceğimiz metinler ilk yapılmış YDS sınavının kaynak metinleri. Toplamda 80 tane soru var. Ben en son saydığımda 80 sorunun herhalde bir 60 küsurunu bulmuştum. Kaç tanesi burada var emin değilim. Şurada kaynaklarını verdim. İsteyen buradan inceler, bakar. Birçoğu internet üzerinde online bulabileceğiniz şeyler. Bir kısmını çok ciddi araştırmam gerekti bulabilmek için. Ve şuradaki soru şey içerisinde işaretli. İşte görüyorsunuz. Hani isterseniz diye. Direkt olarak ana metinlerden, kaynak metinlerden çalışmamızın avantajı ortada. Şimdiye kadar ben bu sistemi geliştirinceye kadar, bu benim aklıma gelinceye kadar Read Network'ten biz mümkün olduğu kadar işliyorduk. Nihayetinde bir kaynak. Herkes aynı kaynaktan çalışıyor, ediyor. Belli bir bütünlük var falan. Ama Read Network 30 yıllık neredeyse bir kaynak. Yani oradaki metinler 80'li yıllardan, 82'den, 84'ten falan. Hem eskidi, konular eskidi. Dolayısıyla yani modern ve günlük metinlerden, zamanındaki metinlerden çalışmak her zaman için daha faydalı. Bir bu. İkincisi, özellikle bu şekilde bir yöntem avantajları var, dezavantajları var. Burada hiç kolaylık ve zorluk ayarı yapamıyorsunuz. Yani redirect nedir? İşte redirect bir var, iki var. İkincisinden ben genellikle takip ediyordum. Birinin nispeten hani böyle basit kabul ederek. İkinciye başlayacak olsanız bir paragraf diyorsunuz, iki paragraf diyorsunuz, kolay konular diyorsunuz, seçebiliyorsunuz falan. Bu yöntemde yani mecbursunuz, dalacaksınız havuzun derin kısmına. Birazcık böyle su yutacaksınız, birazcık ayılacaksınız, bayılacaksınız. Ama yani yapılması gereken şey bu. Benim yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Siz de yani kaderinize razı olup bayağı bir çırpınacaksınız ama yani sonunda karşı tarafa çıkacaksınız. Şeyin araştırması yaptın mı? Toplam kaç kelime var? Yeterli mi yani? Şimdi buradaki kelimeler yeterli mi diye bir şey yok. Çünkü zaten bunlar kaynakların kendisi olduğu için bu kelimeleri bilirseniz otomatik olarak yeterlilik olacak. Bu bir. İkincisi buradaki kelimeler yani İngilizce'de overkill diye bir şey var. Overkill. Kill öldürmek demek ama buradaki overkill öldürmek demek değil. Gerekenden daha fazlasını yapmak demek. Yani az önce ne için gerekti bilmiyorum da hani bir balyozla fındık kırmak. Balyozla ceviz kırmak. Yani o balyozla kırma olayı biraz overkill oluyor. Tamam işinizi görüyor da abartmış oluyorsunuz. Buradaki yapılar dolayısıyla aslında size gerekenden çok daha fazlası var burada. Çünkü az önce söylemeye çalıştım. Size şu yapı sorulmuş. Bu da işte bunun içerisinden sadece bir cümle. Geriye kalanlar aslında fazlalık. Ama bunu yapabilmek için işte geriye kalanları sisteminizden geçirmiş olmanız gerekiyor. Yani bu biraz maalesef ne diyelim keçi boynuzu yemeye benziyor. Birazcık gıda almak için 10 gramlık bir şey için 1 kiloluk şey yemeniz gerekiyor. Ama yani şu anda içinde bulunduğumuz durum bu. Bazı hocalar yapar değil mi? 100 tane test verip de soru onun içerisinden 10 tane size sormuyorlar. Keşke deseler ki alın size bir tane kitap kardeşim veya 5 tane dergi. Bunu tamamen öğrenin, ezberleyin. İçerisindeki bütün yapılar, bütün kelimeler bundan soracağız. Alülala ne güzel olurdu. Ama bilemiyoruz. Sadece genel ne diyeyim çerçeve olarak konular var elimizde. İşte sosyal konu dediğiniz zaman nedir? Aile, eğitim, işte ekonomi. Bunlarla ilgili. Biyoloji dediğiniz zaman çevre konusu. Kimya dediğiniz zaman işte veya fizik dediğiniz zaman atom altı veya enerji konuları. Bunları soruyorlar. Ama elimizdeki şey sadece bu kadar. Çerçeve. Dolayısıyla size bir sonraki sınavda gerekli olacak kelimelerin hangisi olduğunu biz bilmediğimiz için mecburen size 5 gerekecekse ben 500 öğretmek zorundayım. Ama yine mesela ne zamanda en son yaptım hatırlamıyorum. 2010 olabilir, 2011 olabilir. Bir ÜDS sınavının ben fen ve sosyal yani şuradaki first question'dan tutun da 80'e kadar hepsini şu şekilde kopyaladım.
yapıştırdım, bir tane program vardı. İşte şuradaki bir rakamlar varsa onları sildim. Kullanılacak kelimeler, işte şu soruyu şuna göre cevaplayınız falan gibi şeyleri de sildim. Sadece soru metninde geçen kelimeler olacak şekilde ve bir program buldum internetten, hesaplattırdım kaç tane kelime var diye. 1, 2, 3 diye tekrarlanan kelimeler de dahil saydığınız zaman toplamda fende aşağı yukarı 6400 kadar kelime vardı. Yani başlıyorsunuz işte UNICEF 1, IS 2, DEEPLY 3 şeklinde sırayla toplam kelime sayısı. Ama izler mesela 20 defa tekrarlanmış. Ne bileyim to'lar 15 defa tekrarlanmış. Bunları da o program veriyordu. Bu şekilde bunları sildiğiniz zaman ve sadece bunları sildiğiniz zaman aşağı yukarı 5500 kadar falan kelime kalıyor. Yani aşağı yukarı 1000 kadar kelime bu şekilde hem tekrar hem de is'di, to'ydu, one'du, to'ydu falan gibi yapılar. Bunun yanı sıra mesela world, herkesin bilebileceği kelimeler. Dear, free. Bunların hepsini sildiğiniz zaman geriye aşağı yukarı 4000 kadar kelime kalıyor. Bir de yani bundan biraz daha zor ama yine herkesin bilebileceği. Mesela nedir? Education. Mesela school. Mesela sadece iki kere geçmiş. Veya ne bileyim işte access sadece bir kere geçmiş. Bunun gibi şeyleri de sildiğiniz zaman geriye arkadaşlar yaklaşık olarak 3000 kelime kadar bir şey kalıyor. Yani ya bir defa geçmiş ya hiç bilemeyeceğinizi kabul edeceğimiz, sizin açınızdan zor kabul edeceğimiz kelimeler. Dolayısıyla aslında bir ÜDS sınavından, şimdi YDS, 100 alabilmeniz için bilmeniz gereken kelimeler aşağı yukarı 2500-3000 tane kelime öğrenmeniz gereken. Buradaki soru hangi 2500, hangi 3000 kelime? Benim kontrol edemediğim nokta o, bilemediğim nokta o. Mesela şuradaki equality'yi bilirsiniz ama equitable ne demek? Veya şuradaki ne bileyim regardless of yapısını bilmeniz gerekiyor. Ne bileyim işte compulsory'yi bilmeniz gerekiyor. Committed to yapısını bilmeniz gerekiyor. Ha, in which belki 100 defa, belki 500 defa geçecek bu metin çözümlememiz esnasında. Burada problem yok. Veyahut da işte şurada başka yerde veririz. Yapılar yani kavramlar, efendim gramer yapıları vesaire çok sık karşılaşacağız. Ama bizim temel problemimiz kelime haznesi. Tekrarlıyorum dolayısıyla. Bir dahaki sınavda karşınıza çıktığında tanıyabilmeniz için ben bol miktarda size kelime yüklemesi yapmam gerekiyor ki birazcık yani şansımızı artırmış olalım. Bu birazcık uzun süreç, birazcık zorlu bir süreç ama yani YDS böyle olduğu sürece benim yapabileceğim başka bir şey yok. Hasrettin Hoca'nın dediği gibi hani sende bu ense varken daha çok dayak yersin. Siz bu sınava girecekseniz kardeşim daha çok terlersiniz yani, terleyeceksiniz. Ama gramer konularını anlatırken vurguladım. İngilizcenin mantığı belli. İngilizce aslında basit bir dil. Özne, fiil, nesne, bitti. Burada bütün zorluk kelime haznesinde. Yani bunu baştan kabul edin. İşinizin hani zor demeyeyim de zorlu olduğunu kabul edin. Bu iş kolay aslında fakat uzun sürüyor. Birazcık terletiyor sizi. Mesele bu. Evet, her neyse, bu peşrevden sonra şimdi konumuza başlayalım arkadaşlar.